Evet, kıymetli izleyenlerimiz, Antalya'da atölyemizdeyiz. Çok kıymetli misafirlerimiz var, teşrif ettiler, şereflendirdiler. Ali Süleyman Hocam, sağ olsunlar geldiler. Ali Aydar Hocam ve çok kıymetli hocam, Savaş Yedik Hocam, Antalya'dalar. Gelmişken kendileriyle kısa bir söyleşi arz ettik. Yine hat arşivimize çok güzel bir program daha inşallah katalım diye. Bu programımız aharla alakalı olacak. Hocalarımızın yıllardır tecrübe ettikleri bazı özel teknikler var. Bu özel teknikleri de kendilerinden alacağız. Sebebi de şu, bildiğiniz gibi ahar konusu yani kağıt konusu hattatların tabiri caizse baş belası. Hem şey açısından, masraf açısından hem de yazdıkları eserleri tekrar tekrar yazmaları gerektiğinden dolayı. Çünkü herhangi bir hata olduğunda tahsis edilemeyen kağıtlar, ondan sonra iz bırakan kağıtlar, bir türlü verim alınamayan kağıtlar ve bunlar tabii ki daha çok ticari hale geldiği için siz alsanız kağıdı yıllarca kendi yanınızda bıraksanız da bu kağıt belli bir zaman sonra arz etmiş olduğunuz kıvama ulaşmıyor. Hocamızın daha kısa zamanda almış olduğu neticeler var. Kendilerine bunu soracağız. Yine Ali Hüseyin Hocam, Hüseyin Oğul Hocamızın da yapmış olduğu başka bir teknik var. Bu tekniği de kendisinden soracağız. Önce tabii ki Savaş Hocama soralım. Hocam siz 50 ile yakın herhalde bir sanat hayatınız var. Bir sürü kağıt kullandınız. Çok farklı kağıtlara yazılar yazdınız. Maşallah Rabbim ömür versin. Çok da güzel eserler yazıyorsunuz. Her formda da yazıyorsunuz. Kağıt nereden nereye geldi hocam? Ve bu süreçte siz yazmış olduğunuz kağıtlarda ne türlü sıkıntılar çektiniz? Bunları aşmak için Ne yapalım? teknikler herhalde oluşturdunuz, yeni şeyler icat ettiniz. Bize bu gelişten bir tarihsel olarak kısaca bahseder misiniz? Şimdi hat sanatı malumunuz üç malzemeyle gerçekleşen bir sanat. Kağıt, kalem ve mürekkep. Evet. Tabii bunların üçünün de kaliteli olması çok önemli. Yani kağıdınız güzel değilse güzel yazı yazılamaz. Kalem yeterince randımanlı değilse yazılamaz. Mürekkep akıcı ve ince değilse hassas ve keskin yazı yazma imkanı yok. Ve dolayısıyla kağıt mevzumuz kağıt olduğuna göre kağıt üzerinde duracağız. Kağıdın da tabii ki yazıya elverişli ve tasihe yani düzeltmeye elverişli olması lazım. Bu da kağıdın bir kere öncelikle cinsiyle alakalı. Yani envai çeşit kağıt var yeryüzünde. Gramaj itibariyle, yapılış tekniği itibariyle, malzemesi itibariyle çok çeşitli kağıtlar var. Kağıtlarda insanlar gibi her kağıdın bir huyu var, suyu var. Bir kere her kağıdın suyu dediğimiz bir suyu var. O yapıştırmayı ilgilendiriyor. Bir ahari pek ilgilendirmiyor gerçi ama hani huyu var kağıdın ki kağıt sert kağıt oluyor, yumuşak oluyor, grenli oluyor, grensiz oluyor. Emici kağıt oluyor, sert emmeye müsait olmayan kağıt oluyor. Bahsettiğiniz fabrikasyon mu hocam, ilişki kağıtları mı? Bir de o mevzu var tabii. El yapımı kağıtlar var, fabrikasyon kağıtlar var. Bir de kağıtların asitli olanları var, asitsiz olanları var. Yani bunları harmanladığımız zaman karşımıza envai çeşit yüzlerce hatta binlerce diyebileceğimiz kağıt cinsi ortaya çıkıyor. Şimdi bir hattatın kağıda yazı yazabilmesi için iki şeye ihtiyaç var. Birincisi yazdığı yazının tasih olması lazım. Yani düzeltilmesi lazım. Evet. Küçük ince yazılar hariç ki onlarda da tasih oluyor. Genellikle belirli bir kalınlıktan sonra o tokça veyahut da cili dediğimiz büyük yazıların mutlaka ve mutlaka tasih olması yani düzeltilmesi söz konusu. Kalemden çıktığı gibi yazılar bırakılmaz. Neden? Mürekkep sıçramaları, kalemin hareketi, takılması vesaire gibi pürtükler, pürüzler, sakıncalar mutlaka ortaya çıkar. Yeryüzünde daha cili yazıp da tasih görmemiş bir yazı yok. Evet. Ha, tasihsiz yazarak eğitim amacıyla levha yapılmış eserler de var tabii, hiç tasih yapılmamış. Onlar ayrı ama mükemmel, muhteşem bir eser ortaya koymak isteyen iyi bir hattatın mutlaka tasih düzeltme yapması gerekiyor. Bunun içinde ne olması gerekiyor? Kağıdın tasihe uygun olması gerekiyor. Evet. Tasih yöntemleri var. İşte suyla veya tükürükle yapılan yalama dediğimiz veyahut da suyla silme dediğimiz
sıvıyla çıkarma yöntemiyle yapılan tasdihler var. Kazıma yöntemiyle yapılan tasdihler var. Bir de yazma anında mürekkebi akıtarak kalemin ucuyla anında yapılan tasdihler var. Ama bunlardan mutlaka bir tanesi, yani kazıma yoluyla yapılan tasdihin mutlaka olması gerekiyor. Çünkü yalanarak veyahut da mürekkep akışı sırasında yapılan tasdihler kaba tasdihler. İnce tasdihlerin, yani harfin detayındaki çok küçük milimetrenin 10'da 1'i, 20'de 1'i, yarım milimetre, 3'te 1 milimetre gibi tasdihlerin mutlaka kazımak suretiyle yapılması, hassas olması gerekiyor. Ve bunun için de kağıdın üzerinde mürekkebin rahat kazınabilmesi ve kazındığı yerin de belli olmaması, kağıdı zedelememesi, zarar vermemesi gerekiyor. Bunun için yapılan işleme biz aharlama yöntemi diyoruz. Ahar bu. Evet. Şimdi aharın tabii tarih boyunca yapılmış çeşitli varyasyonları var. Çeşitli yolları var. Belki onlarca çeşit işte okuyoruz eski eserlerde aharlama yöntemleri var. Ama sonuç itibariyle en elverişli ve en güzel ahar yöntemi denene denene yüzyıllar boyunca bulunan yöntem yumurta aharı dediğimiz ahar. Yıllardır. Yıllardır. Bundan önce govalakla yapılan aharlar var. Ne bileyim başka sadece buğday nişastasıyla yapılan aharlar var. Vesaire vesaire. Ama hiçbirinin randımanı yumurta akıyla yapılan aharın randımanına ulaşmamış. Biliyorsunuz yumurta akı eskilerde mimaride de kullanılmış. Harcı sertleştirmek açısından. Hı hı. Durdukça sertleşen bir malzeme. Ve dolayısıyla yumurta akıyla yapılan ahar en iyi ahar olarak günümüze kadar gelmiş. Hocam bunu medeniyet olarak herhangi bir medeniyetin icat ettiğini söyleyebilir miyiz? Yani şu medeniyete ait. Doğrusu o konuda bu bilgim yok. Ait, öyle mi? Necmi hocam, evet o konuda bilgim yok ama araştırılırsa belki hocalarımızdan bilen varsa onlar da söyleyebilir. Benim doğrusu bilgim yok. Ama mesela Mimar Sinan'ın harçlarına yumurta akı karıştırıldığını daha çok benim biliyorum. Hatta kağıtla alakalı kısmı hocam. Ha, yani. Bizi ilgilendiren tabii ahar kısmı. Şimdi efendim yumurta akıyla yapılan aharın yapılış yöntemini anlattım mı yoksa fayda ve zararlarını ve sakıncalarını? Hocam yapılış yöntemine de kısaca girelim. Daha sonra olarak sizlerin hem Ali hocamın tekniği çok önemli gerçekten bizim için. Evet. Veya bütün hakikaten için. Süreniz el verir mi bilemiyorum. Çok kısaca özetleyeyim o zaman. Buyurun. Gerçi bilinen bir yöntem. Yumurta akı aharı şöyle yapılıyor. Önce kağıt boyanıyor istenilen renkte, biçimde, şekilde boyandıktan sonra. Bunun üzerine şekersiz muhallebi kaynatılıyor ve muhallebi aharı yapılıyor önce. Kağıdın o gren tabakasının kaybolması, düzleşmesi ve ondan sonra yapılacak olan yumurta akının üzerinde kalıp kazınmaya elverişli olması için, bir tabaka oluşturması için, izolasyon yapması için kağıt hamuruyla ahar maddesi arasında kalan bir madde oluyor bu. Evet. Nişasta aharı. Nişasta kaynatılıyor, işte pişiriyor. Bunların özellikleri var. Sürülüyor fırçayla. Bir iki gün dinlendiriliyor. Sonra üzerinde bir mühre, parlatma işlemi yapılıyor. Üzeri kaymak gibi oluyor. Böyle kalemin hareketine uygun, kayan, rahat kayan, kalemi takmayan, yani takıntı yapmayan bir hale getiriliyor. Hocam orada bir sorun var. Müsaade ederseniz. Tabii. Yani çok olgun bir hattatın bile yani yazısını bir kağıt engeller mi veya çok iyi yazmasını? Tabii kağıdın kalitesi çok önemli. Yani veya bir hattat her türlü kağıdı yazabilir mi? Çok aynı olgunlukta aynı. Hayır. Yazamaz değil mi? Evet. Yani o yazıyı çok etkileyen bir şey. Kağıdın çok mükemmel tabii olması gerekiyor. Bir hattat ruhu, psikolojisi bozuk olduğu zaman yazı yazmaz. Aynı hattat, aynı kuvvette. Psikolojim bozuk diye yazı yazmaz. İyi olduğu zaman, canı istediği zaman yazar. Bunların hepsi yazıyı etkileyen unsurlar olduğu halde kağıt haydi haydi etkiliyor. Kağıdın kalitesi çok önemli. Ahar'ın kalitesi çok önemli. Mürekkep önemli, kalem önemli. Hepsi önemli. Bir de hattatın psikolojisi de önemli yani. Eyvallah. Bu çok önemli. Neyse onun üzerine yumurta akı aharı sürülür. Yumurta akı taze tavuk yumurtası sarısından ayrılır. Beyazı bir kapta toplanır. Sonra bir katı şeklinde, taş şeklinde şap alınır, çırpılarak, belli bir süre çırpılır, kayılaşır, sonra tekrar
sıvı hale gelir. Ondan sonra o sıvı köpürmüş olan o yumurta akıyla şapın karışımı bekletilir. Bir süre bekletilir ki sıvı kısmı dibe insin diye. Yoksa o köpük kısmı kullanılmaz. Sonra 1-2 saat bekledikten sonra üstteki o köpük kısmı katılaşır. Altta sıvı kısmı vardır. Siz onu göremezsiniz. Onu başka bir kaba almak için o katı olan köpük kısmının bir tarafından bir sivri bir şeyle delersiniz. Onu başka bir kaba yavaşça aktarırsınız. Böyle saf, duru, mat bir sarı beyaz arasında bir sıvı akar. İşte o yumurta akıyla şabın karışımından oluşan esas ahar maddesidir. O ahar maddesi daha önce yapılmış olan nişasta aharlı kağıdın üzerine bir sünger vasıtasıyla tek bir kademede çekilir. Hafif bir tabaka kalacak şekilde. Fırçayla da yapılır ama fırçada gel git olayı olmaması, yani çünkü bir iki defa fırçayı hareket ettirdiğiniz zaman alttaki muhallebi sıvıyı görünce çıkar, yumurta akıyla karıştığı için aharın kalitesi bozulur. Efsafı bozulur. Onun için güzel bir süngerle bir defa da çekilir ki alttaki muhallebi karışıp yumurta akıyla karışmasın diye. Üstte bir tabaka olsun diye. Çok usta bir hareket hocam. Usta bir hareket, evet. Tabii. El becerisi gerektiriyor. Sonra bu şekilde sırayla bütün kağıdın her tarafı yumurta akıyı bir kat tabaka halinde yapılır. Ha şimdi bunu yapmadan önce tabii kağıt bantla bir planş üzerine tutturulursa kağıt sonra kururken dümdüz olur. Daha sonra ikinci bir kez yumurta akından sonra tekrar mühre yapmaya gerek kalmaz. Yazmada da kolaylık olur, hatta da kolaylık olur. Kağıdın üzeri dümdüz bir tabaka halinde kurmuş olur. Yapılmazsa kağıt biraz kırışık olur. Hatta daha sonra onu mühreler, ancak ondan sonra kullanabilir. Her ikisi de geçerli ama mümkünse kağıdı bantlamak suretiyle bir planş levha üzerine kuruduktan sonra düzgün bir hale gelmesi makbuldür. Tavuk yumurtası şey yapmış hocam. Tavuk yumurtası. Mesela kaz yumurtası. Onunla da yapmışlar. Ben denemedim. Yapıp denemek lazım. Yumurta. Yani yumurta yani. Akı olacak. Yaptık kağıdımızı, hemen ertesi günü kullanamıyoruz. Çünkü o yumurta akı kuruyor gerçi, üzerinizi sürseniz kupkuru ama o gerçek anlamda sertleşmiyor. Yumurta akının özelliği zaman geçtikçe sertleşmesi, kristalize olması. Bunun için de en az, kitaplar 6 ay diyor ama 6 aylık kağıt ben denedim, elverişli olmuyor. En az minimum 1 yıl beklemeniz lazım. 1 yıllık bir kağıt olacak. İdeali 3 yıldır. 3 yıl beklerse daha da güzel olur. Şimdi 1 yıl bekliyorsunuz. 1 yıl sonra kağıdı alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki eyvah, ahar kalikeli olmamış. Zayıf olmuş. 1 yıllık emek ve bekleme süresi gitti. İkinci bir kağıdı nereden bulacaksınız veya başka bir kağıda müracaat edeceksiniz. Onun kaliteli olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ve dolayısıyla bir handikap bu. Yani ahar şey yapan buradan, kişinin... Buradan hocam şunu mu? Yani bir hatta o kağıdın bütün aşamalarını görmeli, bilmeli ve o kağıdın gerçekten yazmaya elverişli olduğunu ve üzerine yazılabileceğini kendisi o şeyi süreci takip etmeli veya kendisi yapmalı yani. Böyle bir... Kendisi yapmalı veya çok iyi yapan bir usta birisi, kağıt ağırlama yapan eskilerden de var bir meslek dalı bu. Bugün günümüzde de var. Bu işi çok iyi yapan usta birinden almalı. Hocam alıyoruz işte gördünüz. Ha, yani. Demek ki iyi yapılmamış kağıtlar evet. Çıkıyor. Böyle bir handikap var, yani garantisi yok. Ağırlı kağıt diyelim ki 3 sene önce yaptınız, koydunuz ama acaba iyi mi kötü mü gerçekten, onu ancak kullanmaya başladığınız anda anlıyorsunuz. Bir de bir kişi ne kadar güzel ahar yaparsa yapsın, eğer hep aynı cins kağıt kullanmıyor kağıtlar, evet. Değişik kağıtlar kullanıyorlar. Her kağıdın huyu dedik ya, huyu suyu farklıdır. Her kağıdın huyu farklı olduğu için bazı kağıtlar ahırı güzel kabul ediyor, çok iyi oluyor. Bazı kağıtlar siz güzel de yapsanız o ahırı kabul etmiyor, güzel sonuç vermiyor. Onu da bilemiyorsunuz. Yapar yapmaz deneyemezsiniz. Mutlaka beklemeniz lazım. O süreci göze alıyorsunuz. Yani bekleme süreci bir handikap, evet. Bir riziko. O kağıdı ziyan etmemek için hocam peki ne yapmak lazım? O kağıdı ziyan etmemek için onu belki bir alt zeminde kullanabilirsiniz uygunsa. Yani müzehibin üzerine işleme yapması için kullanabilirsiniz. Hmm. Veya ikinci bir ahar yapmanız lazım tekrardan.
Peki yumurta ağır yapılmış olan bir kağıda yumurta ağırından başka bir şey yapamazsın. İkinci kat yapılırsa o tabi o çok kalın olacağı için çatlama yapar. Vernik onun üzerine olur hocam. Şimdi o verniğe gelmedik daha. Onu evet ziyan olmasın diye. Yok ziyan olmaması için artık hattat onu kendi çözümünü bulsun. Nerede kullanacaksa kullansın. Evet. Yazı yazmaya elverişli değilse bu sonraki yapacak bir şey yok. Şeyde onu da sorun. Yani orada olay bitmiş oluyor artık. Evet. Yapacak bir şey yok. Şimdi yumurta akı aharının avantajı kalem hareketini ve hareleri göstermesi, güzel yazılması, kalemin hakimiyetine sahip olunması ve ideal bir şekilde yazı yazılması. Ama güzel yapılmışsa ve kağıt da iyiyse, şans yaver gitmişse, bu kağıt da elverişliyse bu güzel bir yazı çıkarır. Ortam nemli değilse. Nemli değilse sonuç güzel olur. Fakat gelin görün ki her zaman garantili bir kağıt, ağırlı kağıt, yumurta ağırlı kağıdı elde edemiyoruz. Bazen kötü sonuç çıkıyor. Tahsih olmuyor, kazınmıyor, yalanmıyor. Şimdi bu kağıda yazı yazmanın bir anlamı yok. Tahsihsiz yazı yazmanın imkanı yok. Cili yazıysa üstelik. Ortada kalıyorsunuz. İşte ben yıllar önce, 30-35 yıl önce kaligrafi yazarken, kaligrafi yazdığım yazının üzerine fikse tip yaparak, onu sabitleyerek, çünkü şikayetler geldi işte o zamanlar tabi akrilik mürekkep yok, suyla çıkmayan akrilik çeşitli mürekkepler, bugün envai çeşitli mürekkep var, hiç ona gerek yok. Akrilik mürekkep alıyorsunuz, yazıyorsunuz, kuruduğu zaman üzerine su dök, hiçbir şey olmuyor. Evet. Ama benim o zamanki yazdığım dönemde böyle bir mürekkep olmadığı için, klasik çili mürekkebi kullandığım için, o da su bazlı, kuruduktan sonra birisi eliyle sürttüğü zaman veya bir su damlası veyahut da terli nemli bir elle, terli bir elle tuttuğu zaman kirleniyor. Hadi şikayet, efendim bunu nasıl yapacağız, nasıl çözeceğiz? Derinde düşündüm, taşındım. Dedim ki, o zamanlar sprey fiksatifler vardı. Burada da var işte, şunu burada gösterebiliriz. Onlardan sıkayım dedim, matta olsun yani sıkıldı da belli olmasın diye sıktım ve netice aldım. Sıkıldığı hiç belli değil. O kurumaya alıyor. Alttaki mürekkep hiçbir zaman ondan sonra su da döksen üzerine çıkmıyor. Aa dedim ne kadar güzel. Sonra aklıma şey geldi. Ya biz bunu yumurta akı kullanıyoruz. Bekliyoruz. Sonuç kötü olursa üzülüyoruz. İyi olursa şansımız yaver gitti diyoruz. Kullanıyoruz. Handikap var. Bir riziko var. Biz bunu yumurta akı da aynı görevi yaptığına göre fiksatifle yani mat selüzik vernik kullanarak ben bunu yapamaz mıyım diye aklıma geldi. Ki benden önce de Necmettin Hoca bunu yapmış. Okay. Uğur Bey, evet okay. Uğur Hoca bunu söylüyordu. Yani vernikle hani evladım işte yumurta akıyı beklemek zor oluyor. Vernik yapalım, üzerine yazalım diye yaparmış. Hmm. Daha eskiler gomalak kullanmışlar aynı şeyi. Ben de gomalak ahırları yaptım ilk hatta başladığımda. Ama tabii netice vernik kadar güzel değil. Kağıdın renginin bozulması. Üzerinde de şey de yapılamıyor, tesip de yapılamıyor. Tabii kazıyamıyorsun. O handikapı var. Ve dolayısıyla dedim ki yumurta akı yerine ikame maddesi olarak vernik kullanayım ve denedim. Ama altta mutlaka muhallebi ağır şart. Muhallebin üzerine verniği yaptım, mat vernik ama parlak olmayacak. Denedim. Gayet güzel tasfiye oluyor, gayet güzel kazınıyor. Tesip yapılamıyor, yapılacağı yere cam silgiyle veya zımparalı silgiyle silip hafif bir zımpara yaptığınız zaman gayet güzel tesip de yapılıyor. O zaman hiçbir handikapı yok, yok. Ayrıca faydaları var. Kimyasal olduğu için kurt yemiyor. Üzerine de ekstradan bir fiksatif vernik attığımız zaman sprey ile korumaya alıyoruz. Bozulmuyor yazılar. Su dökülse vesaire birisi ellese, el değdirse şeklinde hiçbir bozulma olmuyor. Yapıştırırken kusma olmuyor en güzel avantajı. Biraz zor yapışıyor klasik ağır. Yazı dağılmıyor yani. Yazı dağılmıyor. Biraz yapışırken dikkatli olmak lazım, o bir gerçek. Genleşmesi yani kağıdın tavlanması biraz geç oluyor ve dikkatli yapıştırmak gerekiyor. Üstünde fiksatif olduğu için. Fiksatif olduğu için bir zorlama var ama imkansız değil. Güzelce yapışabiliyor. O avantajı. Beklemesi mi gerekiyor biraz hocam? Yani biraz daha uzun süre tavlanması kağıdın zaman alıyor. Evet. Yalnız tabii vernikle yapılmış olan ahırın tek bizim için pek göz ardı edemeyeceğimiz bir dezavantajı ortada. O da eğer sulu mürekkeple veya renkli mürekkeple yazı yazıp
kalemin hareketini göstermek suretiyle bir eser yapmak istiyorsak, iki kalemin üst üste geçtiği yerlerde koyuluklar olsun, diğer yerlerinde kalemin hareketi kesik kesik belli olsun istiyorsak, vernik yaptığımız aharda bu biraz mümkün değil. Çok ustalıklı bir insan, çok az mürekkep alarak ve akrilik mürekkep kullanarak bu hareketi yine yapabiliyorsunuz. Yavaş yavaş. Evet, yazar. Mesela Schumacher'in mürekkebini kullanarak aynı neticeyi vernikli kağıt üzerinde de alabiliyorsunuz, aynı hareleri. Sebep, akrilik mürekkebi çabuk kuruduğu için klasik mürekkebe göre, anında kuruduğu için, kuruya kuruya gittiği için o hareler ortaya çıkıyor. Sizin yavaş olmanız klasik aharlı kağıtlar, klasik mürekkebi dahi çabuk kuruttuğu için o hareler ondan dolayı ortaya çıkıyor. Yani kalem yazarken bir taraftan da kuruyor. Emiyor onu çünkü şey. Hocam sizin fixative'i yapmış olduğunuz aharlardaki ana sebep? Fixative'i yaptığımız veyahut da vernik kullanarak yaptığımız aharlarda klasik hat mürekkebi kullanıyorsak kalem hareketini göremiyoruz pek. Evet. Görmek istiyorsak göremiyoruz. Yok. Koyu görmek önemli değil. Ben güzel yazı yazayım diyorsanız siyah koyu mürekkeple yazarsınız. Kalemin akışı belli olur yine. Fakat hareler, gidiş kesik kesik belli olmuyor. O bir zevk meselesi tabii. Böyle bir handikapı var ama renkli mürekkepleri kullanırsanız vernikli kağıtta da aharlı kağıtta da o hareleri görebiliyorsunuz. Evet. Yani sonuç itibariyle mat vernikle yaptığımız aharlı kağıtların tek handikapı klasik siyah mürekkeple yazdığımız yazıların harelerini görmemek. Peki hocam vernik yapmış olduğumuz kağıtlarda sonuçta bunu şeyi sürdükten sonra buğday nişastasını sürdükten sonra muhallebiyi bekliyoruz. Kuruyu kuruduktan sonra üstüne herkes yapabiliyor. Herkes. Ya efendim gazla sıkarak yapabiliyor veya sürerek yapabiliyor. Evet. Çok fazla dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Yani biraz önceki yumurtadaki o çok hassas süngerle çekilmesi gerekiyor mesela. Bunda yok. Falan, neden şey yok? Şunun için yok. Şimdi klasik ağırlı kağıt yaparken alttaki muhallebi su bazlı. Hı hı. Üstteki yumurta akı da su bazlı. İkisi birbiriyle karışabiliyor. Evet. Fırçayla böyle gel git hareketi yaparak bir duvarı boyar gibi ağır yapamazsınız. Alttaki o muhallebiyi çözdüğü için muhallebiyle ağır karışıyor. Ne oluyor? Ağırın özelliği, kalitesi kayboluyor. Eyvallah. Çünkü muhallebili kağıt üzerine yazı yazılıp kazınmıyor maalesef. Şunu hiç denediniz mi hocam? Normal yumurta ağırlı bir kağıt aldınız, elinizde var. Ya bir de fixative alsam üstüne daha da güzel netice yapıyor mu? Oluyor. Alsam daha iyi olur. Böyle bir şey denebiliriz. Evet, eğer yumurta akı yapılmış, klasik ağır yapılmış kağıdın zemini iyi beslenmişse, yani muhallebisi yeterince dolgun, güzelse hiç fark etmiyor. Yumurta akı ağırın üzerine sellüzik mat vernik sürüyorsunuz, daha da güzel oluyor ve yazabiliyorsunuz. Eyvallah. Ama altyapısı güzelse, güzel değilse yine biraz, yani sizin kendi yaptığınız doygun muhallebi üzerine yaptığınız vernik kadar netice olmuyor. Olur. Ama yine de yumurta akından güzel sonuç alırsınız. Ondan yine daha iyi oluyor. Yani yumurta akında, mesela yumurta akıyla alakalı ahar yapanlar için söylüyorum hocam, yumurta akı aharını klasik usulde yapmaya devam ediyor. Evet. Öncelikle nişastası yapmış, hatta bir iki kat yapmış, kağıt biraz yüzeyi şey olduğu için farklı. Ondan sonra yumurta aharını yapmış. Gayet klasik usulü. Beklemek de istiyor. Ya tamam diyor, ben bunları işte koyayım. Belli bir süre bekleyeyim. Bekler. Kenarda beklesin. Bir kağıt durmadan kağıt üretiyor. Yapıyor. Ben bunlardan daha iyi netice alıyorum diyebilir mi hocam? Diyebilir. Yani siz şunu diyebilir misiniz? Ya tamam, siz bunu kendiniz kontrol ettiğiniz için daha iyi bir netice aldınız. Kaliteli de bir ahar yapıyorsa, onu kullansın tabii ki. Ama çünkü kalem hareketini belli ediyor. Eyvallah. Şunu diyebilir miyiz hocam? Ama vaktin yok ve kağıt da yok. Kağıt. O zaman yok. Başvuru yöntemi bu. Veya, başka bir yolu yok. Veya o kadar kağıt biriktirecek bir güce de sahip değilsin. Sonuçta bu bir maliyet. Evet, ben size bir şey söyleyeyim. Hani ya ben vernikli kağıt kullanmak istemiyorum. Klasik aharlı kağıt kullanacağım. Elimde kağıdım da yok. Ama şimdi yaptım da bir hafta sonra kullanayım. 6 ay, 1 sene bekleyeceğime 1 hafta bekleyeyim derseniz
yine sonuç alamıyorsunuz. Evet. Yani bu sizinki... Sertleşmiyor. Sizinki birkaç şeyi de halletmiş oluyor. Bir maliyet noktasında kağıt, bir sürü kağıt... Ziyan olmamış. Bir sürü renk. Çünkü bilemiyorsunuz sonuçta... Ne olacağını sipariş ne gelecek, ne yazısı yazmanız gerekiyor, nasıl bir renk istiyor müşteriden bilemiyorsunuz. Müşterinin isteğine göre sipariş geldiğinde siz onu bu söylemiş olduğunuz usulle çok kısa bir zamanda, çok basit bir maliyette, tabiri caizse derine göre, basit maliyet derken yanlış anlamayın hocam, halletmiş oluyorsunuz. Elinizde bir sürü kağıt birikmiyor veya işe yaramayacağını düşündüğünüz bir malzemeyle karşı karşıya değilsiniz. Biraz da hocam bütün sanki aşamaları da o levhanın kontrol altında tutuyorsunuz yani. Şimdi bütün malzemelerle. Çok iyi ahar yapan profesyonel bir insan bile her zaman aynı cins kağıtla ahar yapmıyor. Değişik değişik, hani zevkli olsun, farklı eser olsun diye farklı kağıtlar kullanıyor. Her kağıdın huyu farklı olduğu için kendisi çok iyi ahar yapsa bile o kağıt için o ahar yeterli olmayabiliyor. Onu ne zaman anlıyor? Bir sene sonra anlıyor. İş işten geçtikten sonra. Ondan sonra aynı kağıdı daha güzel yapabilir ama geçmiş olur, artık bir sene daha bekleyecek tekrar yapıp. Yani böyle bir handikap var. Eyvallah. Bir de siz kendi yazdığınız kağıtları kendiniz yapıyorsunuz herhalde hocam. Başka birisine bu şekilde... Ben hazır kağıt alsam bile, mesela muhallebi yapmaktan eriniyorum, vaktim yok diyelim. Bir arkadaşımdan, bir bunu yapan insanlardan muhallebi yapılmış veya muhallebi yapılmamış, ahar yapılmış kağıtlar alıyorum. Çünkü benim muhallebi yapıp sürmeye, beklemeye, işte mühre yapmaya zamanım yok. Hazır alıyorum. Onların üzerine ayrıca fiksatif yapıp kullanıyorum. Peki yumurta ağını yaptı hocam. Bir soru daha sorayım. Fakat yeni yaptı yani. Bir hafta 10 gün oldu. Yumurta ağı yapılmıştı. Onun üstüne fiksatif atsanız. Olabilir. İstatimde. Çatır çatır yazı. Tabii. Onu çünkü alttaki yeri kullanmıyorsunuz ki. Ya, üste attığınız verniği kullanıyorsunuz abi. Fiksatif bana şey gibi geldi hocam. Acil yardım. Acil yardım. Acil yardım gibi. Tabii acil. Bir de üstüne fiksatif atıyorsunuz. O da eseri. Dökülme oluyor mu hocam? Efendim? Verninde dökülme olmuyor mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü altta muhallebi var. Muhallebi dökülmüyor ki vernik dökülsün. Hani muhallebinin üzerinde olduğu için vernik. İkisi de ayrı bir şey değil. Yumurta akının yapıştırıcılığıyla verniğin yapıştırıcılığı arasında kalite farkı yok. Vernik de yapışkan, çok kuvvetli bir malzeme. Malzemeler su bazlı olduğu için birbirleriyle artık herhalde hocam iç içe geçiyor. Herhangi i̇ç içe geçiyor tabii. O ayıramıyorsunuz yani tabii. Birbirinden. Zaten yumurta akının bir kademede çekilmesinin sebebi, hani alttaki muhallebiyi çözüp de yumurta akına karışmasın. Yumurta akı üzerinde bir tabaka olarak kalsın. Kazımasın yani. Kazıma da rahat olsun. Biz çünkü klasik aharlı kağıtta kazımayı yumurta akını kazıyarak yapıyoruz. Muhallebiyi kazıyarak değil. Evet. Muhallebiyi işlerse eğer mürekkep zaten iş işten geçmiş oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Tabii mürekkep zaten ondan hocam çıkmadı. Biraz önce denedik. Bazı şeyleri yaptık hocamdan. Almış olduğumuz 2017 tarihli kağıtları üzerine yazı yazdı hocam. Sonra kazımaya çalıştı. Tabii olduğu gibi maalesef izler kalmıştı. Kağıdı boşu boşuna almış olduk. Bir sürü de kağıt almış olduk hocam. Onları ne yapacağız? Bir şekilde onların üzerine vernik yapıp kullanabilirsiniz. Vernik yapıp kullanacağız ama şey oluyor hocam. Verniği beklemek mi gerekiyor? Yani yine üstünü yazdığımızda bazı sorunların çıktığını gördünüz. Hatta zımparaladık. Ama kendisine göre çok daha iyi kazılıyor. Kendisine göre tamir gibi oluyor hocam. Biraz bir kat daha fazla atarsınız. Evet. Daha rahat kazılır. Şimdi evet. Mesela deneyebiliriz. Bir kat daha atarız o iyi olmayan kağıdımıza. Göreceksiniz ki o zaman ikinci katta çok daha güzel kazılır. Hocam şunu da diyebiliyoruz hocama. O zaman bizim almış olduğumuz 2017 tarihli kağıtlardan bahsediyorum. Diğerlerine de bakacağız. Bu türlü bir zafiyet söz konusu. Bu zafiyeti de fiksatifle giderebiliyoruz. Giderebiliyorsunuz. Böyle bir tamir olayı da söz konusu. Yani kağıdı ziyan etmemiş oluyorsunuz. Kağıdı ziyan etmemiş oluyoruz. Evet. Veya hocam şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ya ben güvenemiyorum. Satın aldım sonuçta kağıdı. Bilmiyorum da ne olduğuna. Hayır, bunu yapan da güvenemiyor. Onun da suçu yok. Yani güzel yaptım diyor ama kağıt ona nasıl bir tepki verdi? Nasıl yumurta ölçemiyor. Onu ölçemiyor. Evet. Onu denemesi için bir sene geçecek, deneyecek. Aa güzel oldu, tamam devam. Olmadı, ha ben o zaman yöntemimi değiştireyim diyecek. Ama bu zamanla bağlı bir şey. Yıllarca onun tecrübesi... Vernik fırçayla sürüldüğü zaman da hocam, yumurta aharına bir şey değil. Hiçbir şey olmaz. Yok, çünkü bir tanesi su bazlı, öteki tiner bazlı olduğu için
Fıs daha şey tavsiye edilir olmaz mı hocam orada? Daha tavsiye edilir çünkü fırçayla bilmem neyle karışımla uğraşmıyor. Acemi olan insanlar veya öğrenciler diyelim. Fırçayla daha rahat sürebilir ama sulandırması biraz seyretmesi gerekiyor. Yani kolun evet, kolunu fırça biraz ustalık istiyor. Fırçayı da güzel kullanması lazım. İyi bir fırça olacak. Seyretmeyi de suyla yapacak değil mi? Şey selülozit. Selülozit tiden. Evet, selülozit tiden. Hocam o zaman şöyle tamamlayalım bu noktada. Yani bizim almış olduğumuz, biraz önce denemiş olduğumuz kağıtları sizin fiksatifle kurtarabiliriz. Kullanılır hale gelir. Kullanılır hale getirebiliriz. Veya hepsini de kullanabiliriz. Hiç şeye gerek yok. Tehlikeye veya öyle bir riske gerek yok. Tabii benlikli ahar kullanmaya karar verdiğiniz anda hiç atmaya gerek yok. Olur. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ali hocamın biraz da tecrübelerini alalım. Hocam biz daha önce de sizinle bu konuda bir program yapmıştık hatırlıyorum. Hatta lütfettiniz, gösterdiniz. Sizin çok deneyimleriniz var hocam. Uzun süre, yaklaşık 10 küsur yıldır tanışıyoruz. Siz de bir noktaya getirdiniz hocam. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Her ikiniz de hocam has sanatına yenilikler getiren ve günümüz teknik malzemelerini veya günümüz malzemelerini kullanarak daha da kolaylaştıran bir şeye sahipsiniz. Tecrübeye sahipsiniz. Şunu hocam müsaadenizle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Özellikle söylemek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Efendim şimdi eskilerin yaptığı tekniğin devam eden geçerli teknikleri var. Mesela mürekkep yapım tekniği aynı geçerli. Yeni mürekkepler onun yerini tutmuyor. Ama bazı şeyler var ki yeni teknoloji ve yeni malzemeler çıktıkça bunları değerlendirmek ve kullanmak tabii lazım. Tabii ki hocam. Mukavva. Şimdi mürekke yapmakta ayak diretmenin bir anlamı yok. Eskiden mukavva yokmuş. Mürekkeyi mecburen eski kullanılmış kağıtları üst üste yapıştırarak mürekke yapmışlar, sert bir zemin elde etmişler. Yahu şimdi ona bir sürü zaman harcayıp, kraft kağıtları üst üste yapıştırıp, onu bekleyip, zaman harcayıp, mürekke yapmanın ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok hocam. Yani sahneseydi, bu zamanda yaşasaydı bu teknolojiyi kullanmak. Gayet tabii, kesinlikle. Hocam Necmettin Hoca kullanmış zaten. Hocam sizin bir süreciniz var. En azından oradan başlarsanız, lütfederseniz. Yani sizi bu tür deneyimlere iten şey ne oldu? Yapmış olduğunuz yazılarda karşılaştığınız zorluklar mı, sıkıntılar mı veya ya has sanat alanında yeni bir şey açmak, kapılar açmak, kolaylıklar ortaya getirmek için mi böyle bir deneyimleriniz oldu? Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu aleyhi ve seyyidine ve nebine Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Şimdi hocam 70'li yıllarda başladım ben hatta. O dönemki aklıma göre şöyle cümle kurardım. Hatta başlayan bir vatan evladını üç ejderha bekliyor. Biri kalem, biri kağıt, biri mürekkep. Üçü de yoktu çünkü. Evet hocam. Yok. Sorduğumuz kimselerin yaptıkları tarifler yani çile üzerine çile ekleyici tarzdaydı. Yani yaptıkları tariflerin hiçbirinden bir fayda görmedik. Çok yorulduk, çok çalıştık, masraf ettik ama hiç en küçük karşılığını görmedik. Çünkü yaptıkları tarifler mürekkepte yanlıştı, kalemde yanlıştı, kağıtta yanlıştı. Sonra biz hat sanatında biraz bir şeyler yapmaya başladığımız sırada beni bir dert tuttu. Ya bu sanat yaşayacaksa heveslenen vatan evladı İlk anda başını kayaya çarpmış gibi olmamalı, bir şeyleri bulmalı ve sevmeli. He, madem ki Efendimiz yessiru ve la tuassiru buyurmuş, yani kolaylaştırın, zorlaştırmayın, yani insanları bir şeye başlamaktan pişman etmeyin buyurmuş. Bunu biz nasıl kolaylaştırabiliriz? He, Cenab-ı Hak bir kalem yapmayı nasip etti. Elhamdülillah bugün yanılmıyorsam bütün dünyaya yayılmış durumda. Bu bizim yaptığımız kalem tarzı. Eyvallah. Daha önce böyle bir tarz yoktu. Evet. Şimdi her kağıda göre, her tür kağıda göre kullandığımız ister mürekkep, ister tutkal olsun, yani miksiyon olsun, hı hı, veya koyu bir renkli boya olsun, hangisi olursa olsun,
hepsine göre ayarlama imkanı olan kalemler yaptım. Eyvallah. Önemli. Evet. Çünkü bir nesil yazısı yazıyorsunuz, nesil yazıyorsunuz. Onun mürekkebi başka, kalemi ona göre ayarlıyorsunuz. Celi sülüs yazıyorsunuz, mürekkebi farklı. Boyayla yazıyorsunuz, kıvamı farklı. Tutkalla yazıyorsunuz, kıvamı farklı. Aynen. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Eski tip kalemler için böyle bir şans yok. Kalem bulamıyorduk hocam. Kalem bulamıyoruz. Çok zor yani. Kalem yok hocam. Konuş kalem. Nerede? Yani. Artı her kağıt türüne göre de kalem üretebiliyoruz. Yani kağıtla kalemin birbirini sevmesi lazım, anlaşması lazım yani. Bu da değişiyor. Hocam bu yani her kağıt türü derken türüne. Kaç tür kağıt var? Hocam söyledi. Yüzlerce tür. Yüzlerce tür. Bunların pek çoğunu biz kullandık ve denedik. Yani çünkü hangi bir kağıda başlıyorsunuz, o sizden şu tarz kalem istiyor. Onu anlıyorsunuz, o tarz kalem kullanıyorsunuz. Evet. Anlatabildim mi? Evet hocam. Bunu ifade etmek istedim. Şimdi hocam, Osmanlı bunu yan sanayiyle kurmuş. Mesela siz Kur'an-ı Kerim hattatısınız. Ömür boyu Kur'an-ı Kerim yazıyorsunuz. Evet. Mürekkep alacağınız kimse belli, kağıt alacağınız kimse belli. Mesela bir insan veya bir atölye diyelim, sadece Kur'an-ı Kerim hattatları için kağıt üretiyor. Ona göre ayarlıyor, kağıt gramajını ona göre seçiyor. Seçtiği kağıdı ona göre mistarlıyor. Çizgi çizmiyor hatta, hazır. Tamam mı? Yani yazılıp ciltlenmeye hazır vaziyette paket olarak alıyor, yazıyor. Hatta sadece yazacak hocam yani. Sadece yazacak. Evet. Bu çok büyük şanstı Osmanlı döneminde. Yani malzemeyle uğraşmıyor. Evet. Ömür hocam mesela talik yazıyor. Öbürü celi talik yazıyor. Mürekkebi de ayrı, kalem de ayrı. Şey, kağıdı da ayrı. Mesela literatürde okuyoruz. Ali Kurnaz kağıdı varmış. Talik yazanlar. O zattan alıp kağıdını ve huzurlu yazarmış. Anlatabiliyor muyum? Hiç uğraşmıyor tabi hocam. Yani. Uğraşmıyor. Evet. Bundan sonra celi sülüs yazacaksınız. Onun için kağıtlar farklı. Ahire de farklı. Yani ona göre güçlü yani. Şimdi o imkan memleketimizde elhamdülillah bazı gençleri biz teşvik edeyle mesela rahmetli analım. Bizim yaptığımız kalem tarzına sadece ben onlarca kişiye tanıttım. Bak dedim bu çok zor değil, bunu yapın, kazanın. İlgilenen olmadı. Mehmet Bal ilgilendi. Rahmetli. Evet. Rahmetli. Allah rahmet eylesin yani. Çok bize güzel, de nasip oldu hocam. Çok güzel kalemler yaptı, evet. Ama gençler çok maalesef ya ben şunu yapacağım ne olacak? Yani küçümsediler yani. Heves etmediler. Ben şunu çok mutlu olarak söylüyorum. Ben yazıdan yorulunca dönüp kalem yapıyorum şu anda. Kalem ihtiyacım yok. Bizim var hocam. He. Böyle görüşmelerde... Sağ ol hocam bunlar. Bir kardeşim. Ali hocam sizin de var değil mi? Sizin çok kardeşim bir hediye etti hocam bana yani. Bir bize kardeşim. De hocam ya bize de. Bir kalemi ona eline tutuşturduğum zaman bunun mutluluğu bana yetiyor. Müthiş. Eyvallah. Yani. Fakat hocam şimdi bize balık ikram etti. Şimdi balık ikram etmiyor, balık tutmayı öğretti. Hocam tilfiller, tilfil bile yapıyorsunuz siz hocam şeyde. Evet. Bundan sonra kağıda heveslenen kimse bulamadım. Yani şey, ama kendim yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Bir hafta, 10 gün kadar sonra tekrar bu mevsimin geçirip başlayacağımı zannediyorum. Kağıt yapmaya başlayacağımı zannediyorum. Kağıt yapmak mı? Kağıt ahırlamak. Ahırlamak. Evet. Kağıt yapmayı yapamıyoruz. Yani ona göre atölyemiz yok. Hocam kağıdı peki ham madde olarak nereden temin edebiliyorsunuz? Aracılardan mı? Aracılardan evet. Çok yani, çok fazla mı yoksa seçme hakkınız? Çok fazla seçme hakkımız yok. Yok. Çok fazla yani cazip türler gelmiyor ama bir gözümüze iyi, elimize iyi gelen bir kağıt bulunca alıyoruz. Ama şu anda onun tükendiği bir... Devletin hocam bu konudaki herhangi bir girişimi hiçbir yok değil mi? Girişimi yok. Yok. Hiçbir girişimi Allah yok. Allah Allah. Yani bu kadar hattat var. Maalesef. Bu kadar eser yazılıyor. Evet. Ama devletin bu konuda malzemeyle alakalı herhangi bir girişimi yok. Yok. Hiçbir girişim yok.
Allah. Yani devletin hala bu sanattan yeteri kadar haberi yok. Haberi yok. Farkında değil. He. Önem ifade etmiyor. Evet. Efendim. Yani maalesef bu sancıların ikna. Hocam kağıdı o zaman siz tedarik ediyorsunuz. El işi veya şey kullanıyor musunuz hocam? Fabrikasyon kağıt kullanıyor musunuz? Şöyle başlayalım hocam. Buyurun. Şimdi talebeyiz. Evet. Yani bol bol meşk yazmamız lazım. Hoca evet, değiliz yani, profesyonel değiliz. Bol bol meşk yazmamız lazım. 80 gram bölü metrekare. Yani 1 metrekaresi 80 gram gelen kağıttan başlamak suretiyle 90 olursa daha iyi olur. Mesela nesih dersi alıyoruz değil mi? Evet. Onu sadece hocam bir yumurta aharıyla, sadece yumurta aharıyla. Nişasta falan yok. Nişasta yok, tartmaz çünkü. Hmm, 80 gram olduğu için. Evet. Bu şey mi hocam? Fabrikasyon kağıdı. Fabrikasyon kağıdı. Ha, bu nereden bulunacak bu? Top olarak alıyorsun kağıtçılarda. Rengi falan hocam? Beyaz. Krem rengi. Krem rengi. Boyuyorsun. Rengi. Boyuyorsun. Veya evet, varsa? Boyanma, yani krem rengine boyanmış var hocam. Hmm. Var evet. Eyvallah. Onu aher metre metre bölüp aherliyorsun. Sonra A4, A3 boyunda parçalayıp dosya haline getiriyorsun. Yani paket haline getiriyorsun. Tabii. Yani bu talebenin İlk adı anda aherle tanışması ve kalemin yürümesini algılaması bakımından, alışması bakımından. Hmm. O yeter. Tahsil yapmıyor. Hocam şeyleri yazıyorlar biliyorsun, mat kuşelere efendim. Mat kuşeye yazdığı zaman hocam kalemi zımpara üzerinde yürütmüş gibi olur. Genelde şişiyor. Dersler yazı mat kuşu üzerine veriliyor evet, biliyorsunuz değil mi hocam? Şişiyor. Peki yazı, siz? Yazı hiç sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorsunuz. Evet, biz de hiç sevmiyoruz hocam. Artı profesyonellerden de yazanlar var. Doymuş kağıt olduğu için çok ömürlü değil. Bir süre sonra gazel gibi dökülüyor. Evet. Bunda peki sizin bu hocam 80 gram, 90 gram dediğiniz kağıt? Normal yani... Ambalaj kağıdı gibi bir kağıt. Birinci hamur kağıt. Birinci hamur kağıt. Birinci hamur kağıt. Evet. O hafif krem rengine geldiği zaman daha zevkli oluyor yani. Hocam anladım, bir de şamuha kağıtları var, sarı. Çok ama güzel. Onun rengi biraz şey geliyor bana. Ne doğru dersiniz? Evet, doğru, ısırıyor hocam. Gereğinden fazla evet, yani. Olgun değil, eskilerin yaptığı gibi. Ama o da ahirlik meş kağıdı olabilir hocam. Meş kağıdı olabilir. Yani talebe sersin diye yani, işini sersin diye. Ebrucuların kullandığı gibi. Ebrucuların hocam. Evet. Aynen, evet. Ebrucuları evet, da hiç tavsiye etmiyor. 80 gram. 80 gram. Yanlış bir şey yok. Değil mi hocam? Evet. Evet. Bu anlaşıldı değil mi? Yeterli. Anlaşıldı hocam. Evet. Şimdi hocam şöyle. Ben Medine'den döndükten sonra İstanbul'un en büyük koleksiyoncularına Ziya Aydın'la ve Teşerrüt Miktar'la tanıştım. Rahmetli oldu evet. Yani çok beni büyük miktarda koleksiyon var ve orijinal hepsi. Şunu söyledi. Hattat Hamid Üstadımız dedi. Yumurtayı kırar, sarısını ayırır, beyazını eliyle veya bir bezle kağıda sürer. O kadar. O kadar. Uçar çabuk kuruyor. Kuruma üzerinde duracağım şimdi. Yani öbürü gibi değil. Hocam, buğda nişastı falan yok. Nişastı falan yok. Alıyor. Direkt yumurtayı da kestirmeden. Alın, şapla kestirmeden. Şapla kestirmeden. Ziya Aydın'ın yanında yapmış o nakletimizi. Evet. Ben bunu denedim. O kağıtlardan bir tanesi eğer yazmadıysa Savaş Hocam da duruyor. Ben de aherledim ve çok rahat yazılıyor. Artı el yapımı kağıdı aherledim ben. Sadece mi yumurta aher hocam? Yumurta aher değil, direkt yumurta. Beyaz direkt yumurta. Sarısını ayırıyorsun. Tamam mı? O beyazına çırpıyor muyuz hocam önceden? Yok. Çırpma yok. Süngerle mi sürüyoruz? Fırçayla. İster süngerle sür, ister elinle sür. Elinle sürmek daha iyi. Daha homojen oluyor. Daha homojen oluyor. Enteresan bir daha şey rahat, hocam. Yeni içim. Evet. Daha rahat şey oluyor. Beklemek gerekiyor mu hocam? Çok az beklemekle yetiyor. Yani mesela ne kadar süre? Mesela birkaç gün. Haa. Çok rahat. Kazınabiliyor mu? Tabii. Allah. Hocam peki nasıl kuruyor? Yani şimdi hiç denemedim. 6 ay bir seneden bahsediyorsunuz. Evet. Siz birkaç günden bahsediyorsunuz aynen, hocam. Aynen. El yapımı. Ben de denedim. Yani kendi atölyemde denediğimi. Sadece yumurta akını sürerek.
Sade yumurta akını kestirmeden. Kestirmeden. Niye? Şapsız. Allah Allah. Şap belki uzatıyor süreyi. Evet, olabilir hocam. Şap süreyi uzatıyor. Mesela şap tuz kapsamında. Yani tuz türlerinden biri şap. Şimdi hocam, mesela eğer aheri şapla kestirirken o kesildikten sonra da çırparsan, devam ediyorsan onu biliyorsunuz değil mi? Hocam tarif etti. Evet. Makale diyelim. Evet. O kağıt hiçbir zaman kurumuyor hocam. Devamlı ıslak. Devamlı ıslak. Yazılmaz hocam o kağıt. Bir tahsil de yapamıyorsun. Yazabiliyorsun ama tahsil diye bir şey yok. Yapıştırdığın zaman pişman oluyorsun. Kusuyor. Özür dilerim hocam. El yapımı pembe bir kağıdım vardı. Bunu şu anda sizden duyuyorum. Hiç bilmediğim halde bunu ben denedim hocam. Yaptım. Şu anda evde duruyor o kağıt. O yani rahat yazabilirsin. Peki Ali hocam, bu yumurta akını elle sürmeden önce yine buğday nişastasıyla bir alsemin yapıyor musun? Nişastı yok hocam. Valla. Nişastı yok. Bile. Kağıt emici de olsa yapmaya gerek yok mu? Yok. Peki yapsak ne olur? Zarar olur mu? Hiçbir zarar olmaz. Olmaz. Hiçbir zarar olmaz. Acaba şeyi mi uzatıyor hocam? Kurma veya efendim süreyi mi uzatıyor? Onun da sonuçta kağıt şeyi hocam, kuru bizeni hazır, siz yumurtayı sürüyorsunuz, pat pat birbiriyle yapışıyor. Bir de araya şey atıyorsunuz, buğday nişastası, artı onun üstüne yumurta, arada bir katman var. İki katmanın birbiriyle uyuşması biraz zaman alıyor. Hocam diyor ki, doğrudan kağıt, hiç muhallebisiz kağıdın üzerine elimle yumurta akmış duruyor. Yani evet. O demek ki kağıt onu emmiyor değil mi hocam? Ne kadar bedeli? Kağıt emiyor ama üzerinde yine tabaka kalıyor. Yine tabaka kalıyor. Niye olduğu için? Niye? Yani koyu olduğu için kalıyor. Kestirilmediği için. Kağıt ememiyor kesin yani. İnceliyor zaten. Su gibi oluyor yumurta. Ha. Değil mi? Evet. Ne kadar bekleniyor yumurta sürünce? İşte 3 gün diyor. Birkaç gün yetiyor hocam. Evet. Yani. Yazabiliyorsun yani. Ben de öyle. Hocam bu şap katılma olayı ne zaman sonra? Kazanabiliyor mu? O çok önemli. Kazanıyor. O çok iyi. Onu denemek evet, lazım. Şap katılma olayı ne zamandan sonra hocam? Yani bu yani eski bir bilgi mi yoksa? Hocalardan ve kitaplardan böyle okuduk. Şap bence şu görevi yapıyor. Şap matlaştırdığı için yumurta akını yani kalemin daha böyle kontrollü gitmesini belki sağlıyor. Hocam mi? Böcek yemesi falan diye söylüyor. Belki de. Şapın alakası var şapın. Evet doğru. Evet. Ama onu ama dezavantajı da var demek. Dezavantajı da var. Onu bismillah. Bir zehir var hocam. Adı gelmedi aklıma şu anda. Yani kimyasal yani. Onu şöyle gözlerini koruma altına alarak biraz da sulandırarak kağıdın arkasına sürdüğün zaman oluyor. Hiçbir şey, hiçbir böcek yemez yani. Öyle bir şey de var. Matbaa zaten hocam gazeteleri falan biliyorsunuz hiç böcek yemiyor. Bir kimyasal, kimyacı dostumuz var. O formaldehit özür dilerim. Ha, formaldehit. Onu ahire de katabilirsin. Arkaya da sürebilirsin. Benim gözlerim dayanmadığı için kullanmadım. Yani tamam, böcek yemez. Keskin bir kokusu mu var? Yok, yukarı sıçrıyor. Yani yukarı hocam şu anda aklıma geldi. Siz deniyorsunuz çok bu konuda. Yumurta akını içine, şap yerine jelatin katarak karıştırsak mı olur? O kesin olmaz hocam. Olmaz mı? Olmaz. Onu nişastaya... Siz denediniz değil mi onu? Onu denemedim. Önce ikna olmam lazım ben denemek için. Evet. Peki. İkisi birbirini iter yani. Hocam bu süreci yaşadınız. Öğrencilere... Kuruma süresini şey yapayım hocam. Hı hı. Kuruma süresi. Şu anda Savaş hocam İstanbul'da yaşıyor. Yazkış İstanbul'da yaşıyor değil mi? Kuruma süreleri İstanbul'a göre. Yani Savaş hocanın söylediği süreler kesin doğru ve İstanbul'a göre. Ve denize sıfır yaşıyor Savaş hocam. Tamam mı? Ben denize 10 kilometrede yaşıyorum. Yani Üsküdar'da ama denize 10 kilometre. İki taraftan da 10 kilometre. Hatta üç taraftan 10 kilometre. Anlatabiliyor muyum? Benim atölyem, Savaş hocam atölyesine göre daha kuru. Ve daha rüzgar alan bir yerdeyim ben. Daha yüksek yerde Savaş hocam. Şimdi Savaş hocam da bir senede kuruyan kağıt, ben de 6 ayda kuruyorum. Evet. Şimdi İstanbul'dan kıpırdayalım, madem buraya kadar geldik. Şöyle hocam, İstanbul'dan geldik, Adapazarı'nı geçtik, Adapazarı ıslak.
düzce ıslak, dehşet ıslak ama yani. Boru orta ayar şöyle, tamam mı? Ne ıslak ne kuru. Ama ikisi de var. Karadeniz bölgesini giriyor çünkü. Karadeniz şeridini ta Akbeni kadar geç. Unut. Yani tamam mı? Şeyden, Çanakkale'den aşağı doğru, yani İzmir, Aydın, Sait, tamam mı? Muğla, sonra Muğla, Antalya, İskenderun'a kadar gidin. Burada kağıdı kurutacağız diye bir şey düşünmeyin. Kağıdınız nerede kurur? Şu klimanın altında kurur. Dışarı çıktığınız zaman kağıt yine ıslak. Tabii ki hocam. Anlaşılıyor değil mi? Tabii ki. He, Afyonkarahisar'a buyurun. Ankara'ya, Kayseri'ye, Konya'ya. Yani kağıtların en mutlu olduğu yerler buralar hocam. Tamam mı? Niye? Tam kuru hava. Evet. Artı ben şu anda yaptığı dahilde kesin şart kullanmıyorum. Yumurta hiç kullanmıyorum. En geç bir ayda yaptığım ahire çok rahat ve felsin konusunda en küçük bir zorlama yaşamadan rahatlıkla yazabiliyorum. Hocam siz klasik ahire hocam gibi paydos demişsiniz. Veda etmişsiniz hocam. Elveda. Evet. Çünkü yumurta kestirildikten sonra tabii çok yorulduk o konuda. Ne kadar yani bir tabakı bir defa da yani şey kestirirdik yani. Kavur gibi hocam, yumurta şeyi tam tabaka teşkil etmiyor. Nişastanın üzerine yapsam dahi teşkil etmiyor. Nitekim biraz önce adı geçen arkadaşımız ahel yapıyor. Ya ben bir talebe yapıyor zannettim, ona harçlık çıksın diye verdim ona, hem ona götürmüş. Yani yaptığı kağıtların hiçbirisine yazamadı, tahsilsiz yazmak gerekiyor. İmkansız hocam. O da imkansız. Tahsil hocam bir hattat yazı yazabilir mi? Gelmiş geçmiş tahsilsiz yazan hattat yok böyle bir şey. Yani. Tahsilsiz bırakabilirsiniz hocam. Yani bırakabilirsin tabii. Ama hangi vaziyette? Tabii. Tekrar o kağıtların üzerine ben kendi ahirene uyguladım. O kağıtları kurtarmış oldum. Evet. Tamam mı? Bir. Şu anda ben nasıl ahir yapıyorum? Bunu tarif edeyim. Yarım litre suya bir tahta kaşık nişasta. Mısır nişastasıyla ister aherde ister kağıt yapıştırmada hiç kesinlikle ahbaplığımız olmayacak. Evet. Mısır nişastası yok hayatımızda. Mutlaka buğday nişastası. Eğer bulabiliyorsak onun yani şeyde yapılan halkımız tarafından semt pazarlarında satılan bulabilirse markalardan çok daha güzel ve daha kullanışlı. Eyvallah. Harikulade nişasta hakikaten yani. Bunu pişirdik. Yani kaç kaşık koyuyorsak o kadar yarım litre ekliyoruz. Nişastayı bildiğimiz usullerle yaptık. Yaptık. Evet. Evet. Peki nişastayı soğumaya nasıl bırakıyoruz? Biraz cıvık bir muhallebi kıvamında bırakıyoruz. Yani farz et ki onu bardağa koysak boza gibi içebileceğimiz şekilde bırakıyoruz. Evet. O soğuyunca biraz katılaşmaya başlıyor. Eğer biz katı halde bırakırsak onu, tamam mı? Daha çok katılaşıyor. O zaman kullanmamız zorlaşıyor. Doğru. Şimdi nişastayı pişirdik. Akşam yatmadan önce pişirdik. Balkona koyuyoruz. Kendi kendine soğuyor. Ve tencerenin kapandı kapatıyoruz. Üzeri kaymak tutmaması için. Hmm. Açık bırakmıyoruz yani. Tabii havalanması lazım. Havalanması. Sabahına soğuyor. Soğudu. Onu blenderla çırparak tamamen. Eğer katılaşmışsa yani bazı cinsine göre beklediğinizden fazla katılaşma olabiliyor. Katılaşmışsa mutlaka kaynamış, soğumuş su ile inceltiyoruz. Hmm. Yani çiğ su koymuyoruz yani. Kaynayıp soğuyan su. Kaynayıp soğuyan suyla inceltiyoruz. Eğer çiğ su koyarsak o ayrışıyor. Dolapta da olsa kabul etmiyor. Yani. Tabii. Çabuk bozuluyor. Tabii. Tamam mı? O da kaynamış olması gerekiyor. Yani bir şişeye kaynamış. Pişmiş su. Evet, kaynamış soğumuş su, bir şişeye koyup üzerine kaynamış soğumuş su yazacaksın. Onu diyeceksin yani, tamam mı? Bir. İkincisi,
Şimdi tahta kaşık dedik ya, bir tahta kaşık çorba kaşığının 2,5 katı filan ediyor normal, tamam mı? Jelatin. Onu da 1 litre suyla pişiriyoruz. Nişastayı yarım litre, jelatini 1 litre. Jelatinin pişmesinin hocam şeyi ne? Kıvamının yine kaynaması mı? Tabii. O da kaynayacak. He. Ona şimdi bugün burada kettle olmadığı için yapamadık. Burada ben bir şey yapayım dedim. Şöyle. Ne kadar yapacaksa ayarına göre suyu kettle'da birkaç dakikada kaynatıyoruz. Çok kettle bu arada şimdi aklıma geldi. Başarı evet, sağ olsun. Evet. Suyu kaynattım. Şimdi ben... Su hazır. Evet. Tamam mı? Yarım litre eksik kaynatıyorsun. Yarım litrede soğuk su ile jelatini veya nişastayı soğuk olarak pişireceğin tencerede ıslatıyorsun, yani şey, sıvı haline getiriyorsun. Evet. Tamam mı? Tamam hocam. Ondan sonra onu ocağa koyup veyahut da üzerine sıcak suyu hocam, orayı tam sonra... anlayamadık. Şimdi muhallebiyi pişirdik, soğumaya bıraktık, o blenderdan geçirdik, o bir kenarda duruyor. Duruyor. Şimdi gelelim jelatinli suyu hazırlamasına. Miktarlarını tekrar eder misiniz? Miktarlarını hocam? Yani muhallebinin 2 katı su koyuyoruz. Aynı miktar jelatine. Aynı miktar jelatine. 2 katı su koyuyoruz. 2 katı. Karıştırıyoruz. Kaynatıyor muyuz onu? Şöyle hocam. Her ikisi için de, nişasta için de, jelatin için de geçerli olmak üzere. Bunu toz jelatin şey yapıyoruz biliyorsunuz. Yaprak jelatin değil. Soğuk suyla yani... Sığır jelatin hocam. Sığır jelatin, evet. Evet. Soğuk suyla sıvı hale getiriyoruz. Jelatini eritiyoruz. Eritiyoruz. Çabuk eriyor mu hemen suyun? Çabuk. Ha, çabuk. Ondan sonra kettle'da suyumuz hazır ya, hı-hı, karıştırarak, yine tahta kaşıkla karıştırarak o suyu tencereye indiriyoruz. Sıcak su ilave ediyoruz o erittiğimiz jelatine. Evet. Peki o jelatini, bir kaşık jelatini, ben şeyi anlayamadım. Yani jelatini hazırlarken muhallebiyi hazırlamaktan 2 katı fazla su kullanıyoruz ya. Yarısı sıcak su, yarısı soğuk su mu oluyor? Hayır. Sadece pişireceğimiz jelatini ıslatacak kadar sıvı halde, ıslatacak kadar. Yani top top olmaması, olması için. Anladım. Olmaması için. Önce onu bir soğuk suda, az bir suda, soğuk suda eritiyoruz. Eritiyoruz onu. Sıcak suyu onun üzerine döküyoruz. Ha, sıcak suyu. Niye böyle yapıyoruz? Eğer o kadar suyu ocakta kaynatmaya kalktığın zaman yarım saat sürüyor. Bu birkaç dakikada o suyu kaynatmış oluyorsun. Hmm. O kadar da yetiyor rahatlıkla. Çünkü muhallebi gibi şeye gerek yok. O erittiğimiz, az soğuk su içinde erittiğimiz jelatinli su içerisine sıcak suyu azar azar ilave ederek karıştırdık. Aynen. Ondan sonra bunu kaynatıyor muyuz tekrar? Kaynatmasak daha iyi oluyor. Tamam. Yani biraz, bir kere kokurdadı mı yetiyor o. Yani çok kaynatmak kesinlikle gerekiyor. Yine o şeyin ocağın üstünde hocam, o kaynatma. Ocağın üzerinde. Ocağın üstündeki alttan, yani ocak yanarken üstüne döküyoruz hocam. Ateş üstünde. Hafif olacak yani. Evet. Sarı olacak. Tamam. Yani. Evet. Peki onu da hazırladık. Onu da hazırladık. Böylece jelatinli suyun miktarı, hacim olarak muhallebinin 2 katı oldu. Onu eşit olacak hale getiriyoruz yani. Mesela nişastayı bir kaşık kullanacağımızı, bu sefer yarım kaşık jelatin kullanıp aynı miktar suyla... Aynen. Anladım. Yani şeye, pet şişeye doldurduğumuz zaman ikisi eşit olmalı. Şimdi madde 1. Biraz karışık oluyor ama çok özür dilerim. Hocamın yaptığı bir açıklamaya demin kesmemek için şey yapmadım. Not. Yumurta hayatımızdan çıktı da benim hayatımdan temelli çıktı. Şimdi birinci tercih tavuk yumurtası değil mi? Kaz yumurtası daha değerli. Deve kuşu yumurtası daha değerli ahir için. Bunu deneyen arkadaşlarımız var hatta. Daha kıvamlı demek. Deve kuşu yumurtasından daha mutlu olduklarını, yani daha iyi netice aldıklarını söylediler. Bu notu da söylemiş olduk. Şimdi geliyoruz şeye. Şimdi ahir zamanına geldik. Kağıdımızı hazırladık. Ahirleyeceğiz. Bu ikisini karıştırdık birbirine. İkisini
Soğuduktan sonra eşit oranlarda karıştırıyoruz. Tekrar blenderdan geçiriyor muyuz karıştırırken? Tabii. Blenderla karıştırıyoruz zaten. Yani mesela bir kepçe nişasta, bir kepçe jelatin. Jelatin şey o maddesi artık yani su sıvı değil yani. Evet. Şey. İkisini blenderla çarpıyoruz. Bahirimiz hazır. Hazır. İyice çarpıyoruz. Onun kıvamı nasıl oluyor hocam? O karışımın? Boza gibi. Boza gibi. Güzel. Boza gibi. Katı olmayacak. Eğer aherleyeceğimiz kağıt çok emiciyse katı olmasında fayda var. İlk aheri. Neden? Çünkü onu 3-4 defa yapıyorsun. O zaman el işi kağıtlarında daha katı olması o zaman. Tabii. Hocam, öyle mi? Tabii. Aynen. Yani böyle bir sonuç çıkabilir. Aynen. Diğeri doymuş, doymuş kağıt. Veya ilk aher katı, öbürü daha sıvı olması lazım. Hmm. Çatlamaması için. İki aher mi yapmak durumundayız hocam? En az. En az iki. Sizin de? El yapımı için en az iki. Ha, en az iki. Ha. Şimdi onu tarif ediyorum. Şimdi kuruyacak, tekrar yapacaksınız. Çarptık, aher sürdük. Tam kuruduktan sonra mühürlüyoruz. Tam kuruduktan sonra. Şimdi arada gülmek de lazım. Paşa Bahçe'nin tereyağı saklama kabı var hocam. Paşa, adı o şekilde satılıyor. 9-10 lira bir şey. Tamam mı? Hem kapağı hem kendisi. Kendisi bana daha iyi geldi. Bunu ters çeviriyorsunuz. Onunla bir mühre yaptığınız zaman çok mutlu oluyorsunuz. Cam mı bu? Cam, bildiğiniz cam. Şöyle. Veya normal klasik gibi cam mühre, çakmak mühre de olabilir değil mi hocam? Şimdi şöyle olabilir, kesin olabilir. Sizin mühre kesinlikle olur hocam. Benim cam var. 7 santim hocam, 8 santim. Şimdi tıraş olanlar için... Şimdi çakmak mührem var böyle geniş. Öyle mi? Eskilerden kalan. Evet. Antika. Onlar şu an. Bu tıraş bıçaklarında 2 bıçaklı, 3 bıçaklı diye satılıyor ya. Evet. Bunu 2 defa sürmüş oluyorsun. Bir defa sürünce 2 defa sürmüş oluyorsun. Niye hocam? O cam böceği yani şey. Bir bu bir bu ondan dolayı mı hocam? İki tarafını açıklarından. Hani daha kısa zamanda kocaman kağıdı, yani 80'e 110 santimlik kağıdı çarçabuk mühürlemiş oluyorsun yani. Mühürledim. Evet. İkinci aheri koyuyorsun. Kuruduktan sonra, hiç kurudu, bir günde falan mı kuruyor? Veya 5-6 saatte kuruyor. Eğer İstanbul'da yapıyorsan bir gecede kuruyor. Ankara'da, Afyon'da, Konya'da 7-8 saat yapıyorsan, işte 2 saat, azami 2 saat. 1,5-2 saat yani. Klima altında olursa? Klima altında olursa yine aynı. 2 saat. Daha erken kurmaz, evet. Klima olan yerde mutlaka yine sıcak ve nem var demek yani. Bizim başka şansımız yok hocam. Hocam ikinci ağır yaptıktan sonra yine mühürlüyoruz. Aynen. Tam kuruduktan sonra mühürlüyoruz. Kenarlarını tıraşlıyoruz. Ondan sonra tam kurudu, mühre yaptı. Hemen bir kalem kağıt yanında hazır olacak. Yani mürekkep, özür dilerim. Bir kalem mürekkep. Şöyle bir Necmi yazacaksın köşüne. Ali Haydar yazacaksın. Tamam mı? Ve sileceksin onu. Silmiyor mu? Sen nasıl? Tüpçükle sileceksin. Pamuklu çöp var ya. Olur. Tamam. Veya dediğiniz gibi hocam, sizin yaptığınız gibi. Silinebildi diyelim. He. Kullanabiliyor musun hemen? İz bırakmıyorsa o aher yeterli ona demek. Ha. Yani leke bırakmıyorsa yeterli demek. Püf soru, bırakıyorsa... Püf soru hocam, püf nokta hemen kullanılabiliyor mu? Sabır. Yok. Sabır. Kullanılıyor. Hı. Bunu beklemeye bırakmak gerekiyor. Eğer tahsil yeterli olmadıysa, yani leke bırakıyorsa, emdiğini görürsün kağıdın. Tabii ki, tabii ki. Çıkmaz. Bir aher daha oluyorsun üzerine hocam. Üç oluyor. Çünkü aynı tarz kağıt çok farklı olabiliyor. Aynı paketten çıkan iki kağıt. Aynı cins kağıtta bile fark oluyor diyorsunuz. Tabii. Tabii ben her... Kaldı ki farklı cinsteki kağıtlarda çok daha farklı. Aynen. Her bir kağıdı tek tek denerim. Allah Allah. Mürekkeple denerim. Tahsil oluyor mu olmuyor mu? Olmadı, bir daha vurdum. Üç aher olur. Şimdi aherledik. Acele. Kağıdı ters çeviririz. Tümünü şöyle güzelce mühreleriz. İnceletmeden ütüleriz. Mühreledik ya. Hmm, ütülüyoruz. Tabii. Bayağı sıcak ütüyle.
Orta sıcak. Orta sıcak ütüyle. Tersinde. Arkadan ütüyle. Arkasında. Arkadan. Kuruduktan sonra tabii. Kuruduktan sonra. Ütüle, ondan sonra yaz. Hiç şey yok. Hemen yaz. Beklemeden yaz. Aynen evet. O gün. O gün. Ertesi gün yani. Hocam. O gün, o gün. O gün. Hocam o gün, bir de fiksatif alsak üstüne yazsak. Fark etmiyor. O zaman fiksatif de ayrı. Hocamın tecrübesine çok saygı duyuyorum. Yalnız hocamla ilk tanıştığımızda Üstel Subaşı da vardı. Allah selamet versin. Ya dedi, Savaşcığım dedi, bu mürekkebi dedi, şey, ayar solduruyor dedi. Buna nasıl çare buluyorsun dedi. Ben dedi, koruk suyu katıyorum dedi Savaş Hocam. Koruk suyu ne hocam? Mürekkebin akışkanlığını sağlıyor. Onun üzerinden 20 sene falan geçti. Hocamla 20 senedir falan tanışıyoruz. Bu benim hatırımda kaldı. Anlatabiliyor muyum? Ama bizimkinde normal mürekkebi 10 kat sulandırdığın zaman aynı siyahlıkta yazabiliyorsun hocam. Bu nasıl oluyor hocam ya? İşte şap yok ya. Ha şap şey yapmıyor, rengi değiştirmiyor. Artı fiksatifinde benim tecrübeme göre böyle bir tesiri var. Attıktan sonra? Evet. Yani rengi zemine, yani fiksatif üstüne yazdığınızdan dolayı aynı rengi alamıyorsunuz. Yani öyle mi hocam? Fiksatifte ne var bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Vernik hocam. Vernik değil mi? Vernik. Sevdözlük vernik. Bu nasıl olduruyor şey hocam? Mesela acil bir yazı yazacağım. Bu delikanlının adı neydi? İsmet. Oradan bir pasaportu getirir misin? İsmet küçüklerinden getirdim. Şu aşağıda var. Altta. Heh, aynı. Evet, evet. Şimdi bu pasaportunun arkası beyaz, yani bu da yüzü. Bunu fiksatifi sıkıyorum canına. Acil ise yani. Herlerine de vakit yok. Herde yok yazılı gelmesiyle de. Evet. Yani buzdolabında mutlaka ikisi de bulunur da. Yok diyelim, bitti diyorum ve yerini yapamadım. Hocam ama nişasta ağır yok. Yok, hiçbir ağır yok. Direkt tamam. Pasaportu. Direkt pasaportu. Fiksatifi sık yaz hocam. Tamam mı? Sen mutlu, ben mutlu. Tamam. Ancak solduruyorum mürekkebi. Çok koyu bir mürekkebi solduruyorum. Ne oluyor? Birkaç defa geçiyorum üzerine. Hocam ben şeyi sordum. Öyle çözüyorum. Onu yani. Sordum. Hocam dedim mürekkeple alakalı sonuçta kimyasal bir tepkime yapıyor mu? Renk solduruyor mu? Hocam dedi ki hani sonuçta zaten siyah mürekkep dedi. Yanmış bitmiş en son haline gelmiş. Ben tekrar, de öyle bir sorun olmadı hocam hiç. Tekrar dedim mürekkep, sorma söz konusu. Sulu olmadıkça simsiyah çıkıyor mu? Yalnız burada şöyle bir şey daha var hocam. Sizin tecrübeniz 40 yıldır solmadığını söylüyorsunuz. Fakat yapıştırmada fiksatifdeki zorluk sizde var mı hocam? Söz konusu mu? Yapıştırırken. Orada olmaz. Yok. Hiçbir sorun olmaz. Peki şunu yapsak hocam. Belki garip bir soru olacak ama. Şimdi hocamın ağırladığı kağıdı yazdık, yapıştırdık, üstüne fiksatif attık. Olabilir. Olur. Olabilir. Yani hocam peki bu yumurta akı klasik aharlanmış kağıda yazıyoruz, hareler güzel çıkıyor ya, bu güzel çıkan hareler sizin aharda da oluyor mu? Evet. Güzel, o zaman hocamın aharı eğer sonuç veriyorsa onunla yazdıktan sonra kolay yapıştırılsın diye üzerine hafif bir kat fiksatif atılır, mat fiksatif, ali gülala ondan sonra. Ali gülala hocam ya. Kusmadan da yapıştır. Müthiş, müthiş. Bundan sonra İsmet miyim delikanlı? Evet, İsmet. Şu rulü de getirebilir misin? İyi hocam, ruluyu mu? Ruluyu. Şu, onu. Evet. Yok, yok. Onu, yok, öbürünü. Onun yanındakini. Kağıt mı? Onu, evet. Evet, onu. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam, bir de dosya kağıdına benzer bir şey var mı? İnce kağıt. Dosya kağıdı var hocam, ince. Şeyi de çekmece de var, şunun çekmecesinde. A3 olursa daha iyi olur. A4 var hocam. A4 olsun. Evet. Ben de A3 verir mi? Yok yok, sen şey yap, hemen getiriyorum. Ben size. Hemen programımız bitiyor. Evet, zaman noktasında hocam şeyimiz var. Şimdi bir tane, bir tane bile ver. Bir defa da ben 10 tane kağıt alıyorum. Bir defa da. Gücüm ona yetiyor. Bir tane yeter mi hocam? Yeter, yeter. Tamam. Bu hazırladığımız karışım aharını buzdolabında kaç gün saklayışıyor mu? 15 gün. Buzdolabında diyor hocam. Buzdolabında. 15 gün. Tabii dışarıda hiç durmaz zaten. Tamam. Şimdi ayar dedik, 10 tane, hepsi ödelendi. Bitti işimi, ayar işimiz bitti. Kağıdın arkasına çevirdim, ayar yüzüne değil, arkasına. Bugün kaç?
10 Haziran. Tarih atıyoruz. Evet, 10.06.2021. Evet. Ne yaptı? İşte 3, 2, 1. Onu kullandığı malzeme neyse onu yazıyoruz. Evet. Tamam mı? Yazdı. Her kağıdın tek tek arkasına tarihi yazmak gerekiyor. Çünkü bunlar ileride karışacaklar. Biliyor musun? Bu kağıt ne zaman yapılmış? 3 sene önce, 5 sene önce. Mesela birinci sene bu kağıt 10 lira. İkinci sene 20 lira. Üçüncü sene 30 lira. Durdukça kuvvetleniyor. Durdukça tabii. Kuvvetleniyor ve güzelleşiyor. Çok güzel. Dördüncü sene 40 lira, beşinci sene 50 lira. Yani her geçen sene, şu tarihe göre her geçen sene değerini değerlendiriyor. Peki hocam, ütü yaptık arkadan. Ilık, orta sıcaklıkta evet. Bir ütü yaptık. Ütü yaptığımız halde kullanmadık, 3-4 gün beklettik. Daha da güzel olur mu? Daha güzel. Kesinlikle daha güzel. Durdukça... Evet. Ondan sonra kağıtları, şunu sağlamca yapıştırıyoruz şunu. Şu kağıdımız şu kadar en az. Buna yapıştırıyoruz yani. Buna yapıştırıyoruz. Evet. Şu gördüğümüz tutkal gibi, tamam mı? Evet. Yapıştırdık buna. Tamam mı? Ondan sonra önce kağıdın içi, yani aherli yüzü buraya gelecek, ahersiz yüzü arkaya gelecek şekilde gerdirerek buna, gerdirerek tek tek sarıyoruz. Amacınız ne hocam? Şimdi sabır. Bir dakika. Yani silindire yapışan yüz aharlı yüz oluyor. Evet, doğru. Tamam. Aharlı yüz içe gelecek şekilde. Tamam mı? Yani silindirle temas eden yüz olacak aharlı evet. Yüz. Ve tek tek sarıyoruz. Hepsini bir değil. 10 tane yaptık ya. Evet. Yani birinci sefer son haddi değil yani. Baktık. Evet. Şu onun ısırması için yani düşmanı daha evet, geniş. Anladım hocam. Ama bunu biraz daha geniş yani şey yapalım şöyle şuraya kadar kabul edelim bunu. Çok sıkıca sarıyorsunuz. Sıkıca sardık. Tek tek. Bir gece bekliyor. Ertesi gün açıyoruz bunu. Hepsini üst üste koyuyoruz. Aherli yüz alta geliyor. 10 tanesini birden aherli yüz dışa gelecek şekilde. Sarıyoruz. Sarıyoruz. Yine geldi demek. Tamam mı? Buranın rengiyle buranın rengi farklı olması için tümünü kapatacak şekilde ambalajlıyoruz. Ambalajlıyoruz. Hmm. Işık noktasından alıyoruz. Ve üzerinde mesela 10.06.2021 dedik. Yapım tarihi 10 adet kemik rengi, 10 adet bej, 10 adet bordo, 10 adet paketin üstünde yazıyor. Burada ne varsa görmüyoruz ya şeyi. Görmüyoruz. Ondan sonra şuraya etiket, şöyle etiket yapıştırıp irice bir yazıyla efendim bunun ne olduğunu tekrar bir de buraya yazıyoruz. Eyvallah. Bunu şöyle ben raf yaptırdım kocaman mesela ne kadar diyeyim. Bayağı kocaman raf yaptırdım. Dayanması için demirden de raf yaptırdım tamam mı? 1.5 metre şeyinde ve yine... Şöyle kitap gibi koymak için mi hocam? Evet. Sizin mutfakta vardı hocam gördüm ben. Yani böyle atölyenin girişinde o yapıyor. Evet, evet. Evet. Mutfaktaki küçük. Küçük mü? Yani. Hmm. Atölyeye girerken solda. İstanbul'da, İstanbul'da vardı hocam. Evet, evet. Dikey olmaz mı hocam? Dikey olacak. Olmaz. Görmen lazım. O bize yaptırdığınız dikey onlar olmamış mı? Böyle. Olmamış. Böyle olmayacak mı hocam? Direkt böyle koymayacak mısınız? Bunu çok çok yapıyorlar. Ha. Yani şöyle geniş bir raf, yani 1.5 metre derinliğinde ve en az bir... Böyle böyle koyacaksınız. Böyle böyle koyacaksın. Bunun da ne olduğu burada yazacak. Hmm, buradan hepsini göreceksin. Yani ne istiyorsan onu çekeceksin. Eyvallah. Ve kullanacaksın. Eyvallah. Evet. Benim notum bu kadar. Hocam teşekkür ediyoruz. Soru varsa şimdi zaten vakit olarak da pudra sürüyoruz değil mi hocam üzerine? Evet. Yazmadan önce bir talk pudrasıyla geçiyor. Aa, şart. Pudra şart. Hepsi. O kısmı zaten yazı noktasına girdiği için de hocam siz de girmediniz. Hocam da girmedi. Kıymetli izleyenlerimiz, gerçekten çok istifade ettiğimiz, bizim şahsen çok istifade ettiğimiz hocalarımızın 50 yıla yakın tecrübelerini aktardıkları ve geliştirdikleri çok yeni tekniklerini bizlere Antalya'ya geldiler, teşrif ettiler ve bu güzel programda aktardılar. Hiç bir şeyi saklamayarak, gizlemeyerek, zaten iki hocamın da çok büyük özelliği bu, her türlü bilgilerini, tecrübelerini aktarmak için Allah razı olsun gayret ediyorlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel program bize lütfettikleri için. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.